Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sözleşmeleri yerine getirin. İhramlıyken avlanmayı helal saymanız şartıyla çeşitli hayvanlar size helal kılındı. Ancak haram oldukları size okunacak olanlar müstesna. Şüphesiz Allah dilediği hükmü verir. Ey iman edenler! Allah'ın alametlerine, haram aya, kurbanlık hediyelere, gerdanlıklarına ve Rablerinden lütuf ve rıza bekleyerek Kabe'ye yönelenlere sakın saygısızlık etmeyin. İhramdan çıktığınız zaman avlanabilirsiniz. Sizi Mescid-i Haram'dan çevirdiklerinden dolayı bir topluma karşı olan kininiz sizi saldırıya sevk etmesin. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşın. Günah ve düşmanlık üzerinde yardımlaşmayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çetindir. Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adı anılarak kesilen, boğulmuş, vurulmuş, yukarıdan düşmüş, boynuzlanmış, canavar yırtmış olup da canlıyken kesmedikleriniz, dikili taşlar, putlar üzerine boğazlanan hayvanlar ve fal oklarıyla kısmet şans aramanız size haram kılındı. Bunların hepsi doğru yoldan çıkmaktır. Bugün kafirler dininize karşı ümitsizliğe düşmüşlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı beğendim. Kim açlıktan daralır, günaha istekle yönelmeden bunlardan yemek zorunda kalırsa ona günah yoktur. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Sana kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki, size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Allah'ın size öğrettiğinden öğreterek yetiştirdiğiniz avcı hayvanların sizin için tuttuklarını yiyin ve üzerine Allah'ın adını anın. Besmele çekin, Allah'tan korkun. Muhakkak Allah hesabı çabuk görendir. Bugün size iyi ve temiz şeyler helal kılındı. Kendilerine kitap verilenlerin yiyecekleri size helal olduğu gibi sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir. Ve müminlerden iffetli, hür kadınlar ve sizden önce kendilerine kitap verilenlerden namuslu, hür kadınlar zina etmeksizin, gizli dost tutmaksızın namuslu bir şekilde mehirlerini ödediğiniz takdirde size helaldir. Her kim imanı inkar ederse ameli boşa gitmiş olur. Ve o, ahirette zarara uğrayanlardandır. Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin. İki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer dünüpseniz temizlenin. Hastaysanız yahut yolculuktaysanız yahut biriniz abdest bozmaktan gelmişse yahut kadınlara dokunmuşsanız su da bulamamışsanız temiz bir toprağa teyemmüm edin. Bunun içinde yüzlerinizi ve ellerinizi o toprakla meshedin. Allah size bir güçlük çıkarmak istemiyor. Fakat sizi temizlemek ve şükredesiniz diye de üzerinizdeki nimetini tamamlamak istiyor. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir. Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir kavme olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adaletli olun. Çünkü o takvaya daha yakındır. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere şöyle vaat etmiştir. Onlar için mağfiret ve büyük bir mükafat vardır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze yeltenmişti de, o Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a dayansınlar. Allah İsrailoğullarından söz almıştı. İçlerinden 12 müfettiş göndermiştik. Allah şöyle demişti. Ben muhakkak sizinle beraberim.
namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde, günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korur. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse, dosdoğru yoldan sapmış olur. Sözlerini bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Uyarıldıkları şeyden pay almayı unuttular. İçlerinden pek azı hariç daima onlardan hainlik görürsün. Yine de onları affet, aldırma. Çünkü Allah güzel davrananları sever. Biz Hristiyanız diyenlerden de söz almıştık. Onlar da kendilerine hatırlatılan şeylerin çoğunu unutmuşlardı. Biz de onların arasına kıyamete kadar sürecek kin ve düşmanlık soktuk. Allah ne yapmış olduklarını onlara elbette haber verecektir. Ey kitap ehli! Kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açıklayan, çoğundan da vazgeçen peygamberimiz size geldi. Ayrıca size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap da gelmiştir. Allah o kitapla rızasına uygun hareket edenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru yola sevk eder. Muhakkak ki Allah ancak Meryem oğlu İsa Mesih'tir diyenler kafir olmuşlardır. Onlara de ki, Allah Meryem oğlu İsa Mesih'i, anasını ve bütün yeryüzündekileri helak etmek istese ona kim engel olabilir? Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkiyeti sadece Allah'a aittir. O dilediğini yaratır. Allah her şeye kadirdir. Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. De ki, o halde niçin günahlarınızdan ötürü Allah size azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından birer insansınız. O dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş de O'nadır. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arasının kesildiği bir sırada size Resulümüz geldi. Gerçekleri açıklıyor ki, yarın kıyamet gününde bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi demeyesiniz. İşte müjdeleyici ve uyarıcı geldi. Allah her şeye kadirdir. Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmim, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. O içinizden peygamberler çıkardı. Sizi hükümdarlar yaptı ve alemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi. Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Geriye dönmeyin, yoksa kayba uğrarsınız. Onlar da, ey Musa, orada zorba bir kavim var. Onlar oradan çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Eğer oradan çıkarlarsa şüphesiz biz de gireriz dediler. Allah'tan korkan ve Allah'ın kendilerine nimet verdiği iki adam şöyle dedi. Onların üzerlerine kapıdan girin. Oradan girerseniz muhakkak galip gelirsiniz. Eğer layıkıyla inanıyorsanız yalnız Allah'a dayanın. Kavmi Musa'ya, ey Musa, onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin savaşın. Biz burada oturacağız dediler. Musa, ey Rabbim, ben kendimle kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu fasık kavmin arasını ayır dedi. Allah Musa'ya şöyle dedi. 40 sene o mukaddes yer onlara haram kılınmıştır. Yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. O fasık kavim için üzülme. Onlara Adem'in iki oğluyla ilgili haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi de birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen ötekine seni öldüreceğim demişti. Diğeri ise şöyle demişti. Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder. Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için bana el uzatsan da ben seni öldürmek için sana el uzatacak değilim. Ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Ben isterim ki sen benim günahımı da kendi günahını da yüklenip ateş halkından olasın. Zalimlerin cezası budur.
Bunun üzerine kurbanı kabul edilmeyenin nefsi kendisini kardeşini öldürmeye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece zarara uğrayanlardan oldu. Derken Allah bir karga gönderdi. Ona kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini göstermek için toprağa eşeliyordu. Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben, dedi. Ve pişman olanlardan oldu. Bunun içindir ki İsrailoğullarına kim bir cana kıymayan veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayan bir nefsi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir nefsin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Hükmünü yazdık, farz kıldık. Şüphesiz ki onlara peygamberlerimiz açık delillerle geldiler. Yine de bundan sonra onların birçoğu yeryüzünde aşırı gitmektedirler. Allah ve Resulüne karşı savaşan ve yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışanların cezası ancak öldürülmeleri ve asılmaları yahut ayak ve ellerini çaprazlama kesilmesi ya da yeryüzünde başka bir yere sürgün edilmeleridir. Bu dünyada onlar için bir zillettir. Ahirette ise onlar için büyük bir azap vardır. Ancak kendilerini yakalamanızdan önce tevbe edenler başka. Bilin ki Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. Ey inananlar! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık Allah'tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah daima üstündür, hikmet sahibidir. Kim yaptığı haksızlıktan sonra tevbe eder, halini düzeltirse şüphesiz Allah onun tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayan, merhamet edendir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu, dilediğine azap edip, dilediğini de bağışladığını bilmedin mi? Allah her şeye kadirdir. Ey Peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip, kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler. Sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler. Kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen adaletle hükmet. Şüphesiz Allah adaletli davrananları sever. İçinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat yanlarında dururken seni nasıl hakem yapıyorlar da ondan sonra da dönüveriyorlar. Onlar inanıcı değillerdir. İçinde hidayet ve nur bulunan Tevrat'ı elbette biz indirdik. Müslüman olan peygamberler Yahudiler hakkında hükmederler. Kendilerini Tanrı'ya adamış zahitler, alimler de Allah'ın kitabını korumakla görevlendirildiklerinden onunla hüküm verirler ve onun Allah'ın kitabı olduğuna şahitlik ederlerdi. İnsanlardan korkmayın, benden korkun. Ayetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar kafirlerin ta kendileridirler. Biz Tevrat'ta onlara cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş ve yaralara karşılıklı kısas, ödeşme yazdık. Bununla beraber kim kısas hakkını bağışlarsa bu kendi günahlarına kefaret olur. Ve kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.
O peygamberlerin ardından yanlarındaki Tevrat'ı doğrulayıcı olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik ve ona içinde hidayet ve nur olan kendinden önceki Tevrat'ı tasdik eden ve Allah'tan korkanlar için bir hidayet rehberi ve öğüt olan İncil'i verdik. İncil ehli de Allah'ın ona indirdikleriyle hükmetsinler. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse işte onlar fasıkların ta kendileridir. Sana da ey Muhammed, geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan kitabı Kur'an'ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak sana gelen haktan sapma. Biz her biriniz için bir şeriat ve bir yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir. Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah'ın hükmünden yüz çevirirlerse bil ki Allah bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır. Yoksa cahiliye hükmünü mü arıyorlar? Kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir? Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o onlardan olur. Şüphesiz Allah zalim kavmi doğru yola iletmez. Kalplerinde hastalık bulunanların bize bir felaket gelmesinden korkuyoruz diyerek onların arasına koşuştuklarını görürsün. Umulur ki Allah bir fetih ihsan eder veya katından bir emir iş getirir de içlerinde gizlediklerine pişman olurlar. İman edenler sizinle beraber olduklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin edenler bunlar mı derler? Onların bütün amelleri boşa gitmiştir ve kaybedenlerden olmuşlardır. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah yakında öyle bir toplum getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Müminlere karşı yumuşak, kafirlere karşı da onurlu ve şiddetlidirler. Allah yolunda mücahede eder, hiçbir kınayıcının kınamasından da korkmazlar. Bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah geniş ihsan sahibidir. Her şeyi çok iyi bilendir. Sizin asıl dostunuz Allah'tır. Onun Resulüdür. Ve namazlarını kılan, zekatlarını veren ve rükû eden müminlerdir. Kim Allah'ı, onun Resulünü ve müminleri dost edinirse, iyi bilsin ki Allah'ın taraftarları galip geleceklerdir. Ey iman edenler! Sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve kafirlerden dininize alay ve eğlence konusu yapanları dost edinmeyin. Eğer gerçekten iman ediyorsanız Allah'tan gereğince korkun. Namaza çağırdığınız zaman onu alay ve eğlence konusu yaparlar. Bu onların akıllarını kullanmayan bir toplum olmalarından dolayıdır. De ki, ey kitap ehli, sadece Allah'a, bize indirilene ve bizden önce indirilene inandığımız için mi bizden hoşlanmıyorsunuz? Oysa çoğunuz yoldan çıkmışlarsınız. De ki, Allah katında cezaya çarptırılma bakımından bunlardan daha kötüsünü size haber vereyim mi? Allah kimlere lanet etmiş ve gazabına uğratmışsa, kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa, işte bunların makamı daha kötüdür. Ve onlar düz yoldan daha çok sapmışlardır. Onlar size geldikleri zaman iman ettik dediler. Oysa yanınıza kafir olarak girip kafir olarak çıkmışlardır. Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Onlardan çoğunu günah işlemede, düşmanlıkta ve haram yemede yarış ederken görürsün. Bu yaptıkları şeyler ne kötüdür. Gerçek dindarların ve din bilginlerinin onları günah olan bir söz söylemekten ve haram yemekten men etmeleri gerekmez miydi? Yaptıkları şey ne kötüdür.
Yahudiler Allah'ın eli çok sıkıdır dediler. Söyledikleri söz sebebiyle onların elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Aksine Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun Rabbinden sana indirilen, onların çoğunun azgınlığını ve küfrünü azdırıyor. Biz onların aralarına ta kıyamete kadar düşmanlık ve kin atmışızdır. Ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuğa koşarlar. Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez. Eğer kitap ehli iman etmiş ve layıkıyla korunmuş olsalardı, onların kötülüklerini örter, nimeti bol olan cennetlere koyardık. Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve kendilerine indirileni gereğince uygulasalardı, hem üstlerindeki hem de ayaklarının altındaki nimetlerden bol bol yerlerdi. Onların arasında ılımlı bir grup da vardı. Böyle olmakla beraber onların çoğunun yaptıkları ne kadar kötüdür. Ey şanlı Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun peygamberlik görevini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kafirler toplumunu doğru yola iletmez. De ki, ey kitap ehli! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirileni uygulamadıkça bir esas üzerinde değilsiniz. Şüphesiz ki Rabbinden sana indirilenler onların çoğunun azgınlığını ve inkarını artıracaktır. Şu halde kafir olan bir toplum için üzülme. Muhakkak ki inananlar, Yahudiler, Sabiler ve Hristiyanlardan kim Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve güzel amel işlerse onlar için bir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Andolsun biz İsrailoğullarından söz aldık ve onlara peygamberler gönderdik. Fakat ne zaman onlara bir peygamber nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirmişse bunlardan bir kısmını yalanlamışlar, bir kısmını da öldürmüşlerdir. Onlar bir fitne kopmayacak sandılar. Kör ve sağır kesildiler. Sonra Allah onların tevbesini kabul etti. Sonra yine onların çoğu kör, sağır kesildiler. Allah onların yaptıklarını görüyor. Andolsun Allah, Meryem'in oğlu Mesih'tir diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa Mesih onlara, ey İsrailoğulları, hem benim hem de sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. Kim Allah'a ortak koşarsa şüphesiz Allah ona cenneti haram kılmıştır ve onun varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin yardımcıları da yoktur demişti. Allah üçün üçüncüsüdür diyenler elbette kafir olmuşlardır. Oysa tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse elbette onlardan inkar edenlere acı bir azap dokunacaktır. Hala Allah'a tevbe edip ondan af dilemiyorlar mı? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem'in oğlu İsa sadece bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Anası da dosdoğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar. De ki Allah'ı bırakıp da size ne zarar ne de fayda vermeye gücü yetmeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah işitendir, bilendir. De ki, ey kitap ehli, dininizde haksız yere aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve böylece doğru yolu kaybetmiş bir kavmin keyiflerine uymayın. İsrailoğullarından küfredenler, Davut ve Meryem'in oğlu İsa diliyle lanetlenmişlerdir. Bu onların isyan etmeleri ve aşırı gitmeleri yüzündendi. Onlar yaptıkları kötülüklerden vazgeçmiyorlardı. Yaptıkları şey ne kötüydü. Onlardan birçoğunun kafirleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin kendilerine sunduğu şey ne kadar kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar ebedi olarak azap içinde kalacaklardır. Eğer onlar Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanmış olsalardı, kafirleri dost tutmazlardı.
Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. İman edenlere karşı düşmanlık yönünden insanların en şiddetlisi olarak Yahudileri ve Allah'a ortak koşanları bulursun. Ve yine iman edenlere sevgi bakımından en yakın olarak da biz Hristiyanlarız diyenleri bulursun. Çünkü onların içlerinde keşişler ve rahipler vardır ve onlar büyüklük taslamazlar. Peygamber'e indirilen Kur'an'ı dinledikleri zaman onun hak olduğunu öğrendiklerinden dolayı gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Ey Rabbimiz, iman ettik, bizi de şahitlerden yaz derler. Hem biz Rabbimizin bizi iyi kişilerle birlikte cennete sokmasını arzulayıp dururken neden Allah'a ve hak olarak bize gelen şeylere inanmayalım? Böyle demeleri sebebiyle Allah onları altlarından ırmaklar akan cennetlerle mükafatlandırmıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. İşte iyilik yapanların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar da cehennem ehlidir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı temiz şeyleri haram saymayın ve aşırı da gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez. Allah'ın size verdiği rızıklardan helal ve temiz olarak yiyin ve inandığınız Allah'tan korkun. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden sizi sorumlu tutar. Bozulan yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalamasından 10 yoksul yedirmek ve giydirmek yahut bir köle azat etmektir. Verecek bir şey bulamayan kimse için de 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz zaman yeminlerinizi bozmanın cezası budur. Yeminlerinizi koruyun. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Kötülüklerden sakının. Eğer yüz çevirirseniz, biliniz ki peygamberimize düşen sadece apaçık tebliğidir. İman edip salih amel işleyenler, Allah'tan korktukları, imanlarında sebat ettikleri, salih amel işlemeye devam ettikleri, sonra Allah'tan sakındıkları, imanlarından ayrılmadıkları, yine Allah'tan korktukları ve iyilikte bulundukları müddetçe daha önce yediklerinden dolayı kendilerine bir günah yoktur. Allah iyilikte bulunanları sever. Ey iman edenler! Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla dener ki, gizlide kendisinden korkanları meydana çıkarsın. Kim bundan sonra saldırıda bulunursa, onun için acı bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken av hayvanı öldürmeyin. İçinizden kim kasten onu öldürürse, yaptığı işin vebalini tatması için öldürdüğü hayvanın dengi ona cezadır ki, Kabe'ye ulaşacak bir kurban olmak üzere. Buna yine içinizden iki adaletli kişi hükmeder. Yahut ceza olmak üzere bir kefarettir ki ya o nispette fakirleri doyurmak yahut onun dengi oruç tutmaktır. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim de bu suçu tekrarlarsa Allah ondan intikamını alır. Allah daima galiptir, intikam sahibidir. Size ve yolculara yiyecek olmak üzere deniz avı ve onu yemek helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz müddetçe size haram edilmiştir. Huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun. Allah Kabe'yi, o Beyt-i Haram'ı, haram ayı, kurbanı ve kurbanlardaki gerdanlıkları insanlar için bir nizam kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerde olan her şeyi bildiğini ve Allah'ın her şeyi hakkıyla bilici olduğunu sizin de bilmeniz içindir. İyi bilin ki Allah hem cezası çok şiddetli olandır hem de çok bağışlayıcı, çok merhametlidir.
Peygamberin üzerine düşen sadece duyurmadır. Allah açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. De ki, pis olan şeyle temiz olan şey bir olmaz. Pis olanın çokluğu hoşuna gitse bile. Ey selim akıl sahipleri, Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'an indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır. Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkar etmişti. Allah ne Bahire'yi, ne Saibe'yi, ne Vesile'yi ve ne de Ham'ı meşru kılmıştır. Fakat küfredenler Allah'a yalan iftira etmektedirler. Onların çoğunun akılları ermez. Onlara Allah'ın indirdiği kitabına ve peygambere gelin dendiği zaman atalarımızı üzerinde bulduğumuz şey bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolu da bulamayan kimseler olsa da mı? Ey inananlar, kendinize dikkat edin. Siz doğru yolda olduğunuz takdirde doğru yolda sapanlar size zarar veremezler. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Yaptıklarınızı size o haber verecektir. Ey iman edenler! İçinizden birine ölüm emareleri geldiği zaman, vasiyet sırasında aranızdaki şahitliğin hükmü, kendi içinizdeki iki adaletli şahit yahut yeryüzünde yolculuğa çıkmışsanız, ölüm emareleri de size gelip çatmışsa, sizden olmayan diğer iki şahit tutmaktır. Eğer bunlardan şüpheye düşerseniz, namazdan sonra onları alıkorsunuz. Onlar da Allah'a şöyle yemin ederler. Akraba bile olsa yemini bir çıkar karşılığı satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde günahkarlardan oluruz. Eğer o iki şahidin bir günah işledikleri anlaşılırsa, ölene daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçerler. Ve bizim şahitliğimiz önceki iki kişinin şahitliğinden daha doğrudur. Biz kimsenin hakkına tecavüz etmedik. Aksi halde biz de zalimlerden olurduk diye Allah'a yemin ederler. İşte bu şahitliklerini gerektiği gibi yapmaları yahut yeminlerinden sonra yeminlerinin kabul edilmemesinden korkmaları için en iyi yoldur. Allah'tan korkun ve emirlerini dinleyin. Allah doğru yoldan çıkan bir topluluğu hidayete erdirmez. Allah Resulleri topladığı gün size ne cevap verildi der. Bizim bilgimiz yok derler. Gizlileri bilen yalnız sensin sen. Allah şöyle diyecektir. Ey Meryem oğlu İsa, sana ve annene olan nimetimi hatırla. Hani seni Ruhul Kudüs Cebrail ile desteklemiştim. Beşikteyken ve kemale ermişken insanlarla konuşuyordun. Sana yazıyı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. İznimle çamurdan kuş şeklinde bir şey yapmış ve ona üflemiştin. O da iznimle kuş olmuştu. Anadan doğma kör olanı ve alaca hastalığına yakalanmış kimseyi iznimle iyileştirmiştin. Ölüleri iznimle hayata çıkarmıştın. İsrailoğullarına ayetlerle geldiğin ve onlardan inkar edenlerin bu apaçık bir sihirdir dedikleri zaman seni onlardan korumuştum. Hani havarilere bana ve Resulüme iman edin diye ilham etmiştim. Onlar da iman ettik, bizim şüphesiz Müslümanlardan olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbim bize gökten bir sofra indirebilir mi? Dediler. İsa da inanıyorsanız Allah'tan korkun dedi. Havariler, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz iyice yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve bunu bizzat görenlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa da Allah'ım, Rabbimiz bizim üzerimize gökten bir sofra indir ki bizim için önce ve sonra gelenlerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bizi rızıklandır, sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah buyurdu ki ben onu size indireceğim.
Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse ben ona alemlerden hiç kimseye yapmayacağım bir azabı yaparım. Ve Allah demişti ki, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki tanrı edinin dedin? Haşa dedi, sen yücesin, benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemem bana yakışmaz. Eğer demiş olsam sen bunu bilirsin. Sen benim nefsimde olanı bilirsin. Bense senin nefsinde olanı bilmem. Çünkü gaybları bilen yalnız sensin, sen. Ben onlara sadece senin bana emrettiklerini söyledim. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında olduğum müddetçe onlara şahittim. Fakat sen beni vefat ettirince onları gözetleyen yalnız sen oldun. Sen her şeyi görensin. Eğer onları azap edersen, onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan, şüphesiz sen daima üstünsün, hikmet sahibisin. Allah buyurdu ki, bu sadıklara doğruluklarının fayda sağladığı gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve bunlarda bulunan her şeyin mülkü Allah'ındır. O her şeye kadirdir. Sadakallahu'l-Azim.